Merhaba arkadaşlar. Trabzon Uzungöl'den hepinize saygılar ve selamlarımı sunuyorum. Bugün sizinle biraz sohbet edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi baharın en son karı bizim şansımıza yağmaya başladı bu sabahtan itibaren. Çok güzel bir manzara var. Şimdi arkadaşlar ilk videoyu paylaştıktan sonra daha önceki videolarda da söylemiştim. Bu kadar talep ve ilgi göreceğini düşünmemiştim açıkçası. Şimdi çok güzel bir şekilde büyüyoruz, çok iyi dostluklar ediniyoruz. Bildiğimiz bütün bilgileri paylaşıyoruz. Genelde %95 olumlu mesajlar geliyor. Geri kalan %5 için yapıyorum neredeyse bu videoyu. Şimdi çoğu arkadaşım şey yazıyor. Ya diyor bunu diyor soksan tutar, atsan tutar. Bir de şey düşünce var bizde. Bitkiyi çalman gerekiyor. Hani habersiz aldığın zaman o bitki tutar diyorlar. Arkadaşlar bunun şeyini açıklayayım size. İnsanlar dahi, bitkiler dahi, hayvanlar da dahil bunun içine. Surviving strateji vardır. Yani bir canlının ölüme yaklaştığı zaman hayatta kalma stratejisi doğal olarak ortaya çıkar. Şimdi biz tabi çelikleri alıyoruz, normal saplıyoruz, bir şekilde tutuyor bu. Ama oranı az oluyor. Şimdi bunu nasıl örnekleyebilirim? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani bu kötü bir örnek olabilir, tabi bunu tasvip etmiyorum. Şimdi bir insanoğlu diyelim intihar etmek istiyor. Denize atlıyor. Denize atlıyor, niye çırpınıyor? Elinde olmadan. İşte o anda hayatta kalma stratejisi ortaya çıkıyor arkadaşlar. İstese de istemese de vücut istemsiz olarak bu hareketleri yapıyor. Çünkü ölmeye meyilli değil yani o anda. Hayatta kalmak için çırpınıyor. Aynı şekilde bitkiler için de aynı şey söz konusu. Şimdi siz onu dalından kopardığınız zaman ne kadar size cansız varlıkmış gibi gelse de onun içinde olan enerji hayatta kalma stratejisini ortaya çıkarıyor. Şimdi bu diyeceksiniz ki hepsinde olmuyor. Zaten hani bizim bu kadar hani perlite saplamamız, perlitten çıkarıp toprağa almamız, toprağı aldıktan sonra saksıya almamızın sebebi bunları alıştırma, hani ortamına uygunluk yapmak ve bir de oranı arttırmak. Şimdi ben geçenlerde dut ağacımı budadım. 4 tane dalını toprağa sapladım. Bakalım dedim saplayınca ne olacak? Daha önceden de denemiştim bunu. Hani o kadar hani tepki gelince dedim ki herhalde biz boşuna uğraşıyoruz bu kadar perlitle, hormonla, suda bekletmekle vesaire vesaire diye. Çünkü o bazı arkadaşlar deyince böyle ya sen niye uğraşıyorsun ediyorsun. Buraya gelmeden önce açtım. Bir tanesi köklenmişti. O da %98'lik videomda iki tane kökleneni saymamıştım ben. Hani bunları köklendi demiyorum diye. Yarım santim bir kök vardı. Tabii o kök de bu bitkiyi kurtarmaz arkadaşlar. Hani bundaki amacım, anlatmaktaki amacım şu. Bu hayatta kalma stratejisinin bitkilerde de ve tüm canlılarda da olduğunu göstermek. Biz malum Müslümanız ama bizim hurafelerimiz gerçekten çok fazla. Yok bitkiyi çalınca tutuyor, daha iyi tutuyor, sahibinden habersiz alınca diye. Bunun şöyle bir etkisi var. Siz zaten hani başkasından habersiz aldığınız bir bitkiye önem göstermediğiniz için hani nasılsa buna para vermemiz, sapla gitsin, tutarsa tutar, hani kalan sağlar bizimdir. Bu gibi düşünce olduğu için o tuttuğu zaman insanlar düşünüyor, ha ben bunu diyor, habersiz aldım ya, o yüzden tuttu. Halbuki sizin onu habersiz alıp almamanızla alakası yok. Bunun tamamen bütün canlılardaki hayatta kalma stratejisine bağlıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Size biraz manzarayı göstereyim. Vallahi gerçekten manzara mükemmel. Ama tabii biz burada maalesef turizm ve para işin içine girince doğayı nasıl katlettiğimizi görüyoruz. Maalesef, maalesef. Uzungöl biraz daha aşağıda kalıyor. Şu anda suyu biraz az ve çok da temiz görünmüyor. Manzara yukarıdan daha iyi görünüyor.
Tabii bu kar yağışında da araçla yukarıya çıkmak çok riskli olacaktır arkadaşlar. Hani Uzungöl dediğim gibi buradan bir 500 metre kadar aşağıda, buradan görürseniz yürüyüş yolunu. Tabii o 500 metrede buralar sırf bina. Çok güzel ladino ağaçları var, çam ağaçları var. Şimdi çok yaklaşamadım, malum iyi yağıyor. Bir de rüzgar da esince kırbaç gibi vuruyor arkadaşlar. Şuradan size de bir kar düşüreyim. Şimdi Marmaris'te malum hop bu manzaraya denk gelemiyoruz. Yani habercilerin videosu gibi oldu bu. Umarım izleyenlere faydalı olur. Yani siz olun. Gidip de çalınca tutuyor diye başkasının bitkilerini sakın harap etmeyin arkadaşlar. Sonuçta onlar da bir canlı. Her halükarda tutabilir. Ama bizim amacımız yapılan bir yanlışı düzeltmek için yaklaşık bir yıla ihtiyacınız var. Burada da küçük dostumuz geldi. Kar yağıyor. Yani diyelim ki bir ağaç yetiştirmek istiyorsunuz çelikten veyahut da tohumdan. Yapacağınız bir hata sizin bir yılınıza mal oluyor. Hani çok o söyleyenlere takıyor değilim de hani kısaca bilgilendirme olsun diye bu videoyu yaptım. Bizim buradaki amacımız dediğim gibi oranı yüksek tutmak. Hani 100 tane ağaç yapıyorsan bunun 80 tane 90 tanesi tutsun. Sağa sola verin, dağıtın. Hayrınıza dikin. Bundan güzeli yoktur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz bugün dönüyoruz Marmaris'e doğru. Karadeniz çok güzel bir yer. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Gerçekten görülmeye değer. Daha Sinop'tan Trabzon'a kadar geldik. Oralarda da size çeşitli videolar çekecektim ama kameranın azizliğine uğradım ve çalışmadı. Şuradan da size şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi her yer, dükkanlar, kafeler, hani güzel, memleket güzel ama maalesef biz bakmasını bilmiyoruz arkadaşlar. Uzungöl'den hepinize saygılar, selamlar. Marmaris'e geçince görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.